Merhaba arkadaşlar, sizlerle yeni bir deneme ile beraberim. Evet, ilk sorumuz, buna göre aşağıda verilen yer şekillerinin hangisinin oluşumunda tektonik hareketler etkili olmamıştır? Aslında yukarı okuma gerek yok. Tektonik hareketler iç kuvvetleri oluşturuyor. Biz yine de okuyalım. Yer şekillerinin bir kısmı oluşumlar için gerekli olan enerjiyi mantoda konveksiyonel akımlardan alır. Bu enerjinin sonucunda meydana gelen iç kuvvetler yer şekilden oluşmasını sağlar. İç kuvvetten oluşumu sürecinde yer kabuğunda meydana gelen hareketlere tektonik hareket adı verilmekte. Arkadaşlar iç kuvvetler dört tane. Bunlardan daha oluşum hareketlerine orojenez, kıta oluşum hareketlerine eprojenez, volkanizma, deprem şeklinde dört tane iç kuvvet var. Bunlardan arkadaşlar korst ve graben oluşmasında orojenez etkili. Orojenez. Kıvrım dağların oluşmasında yine orojenez etkili. Dağ oluşum hareketleri. Transkrasyon deniz ilerlemesi, regresyon deniz gerilemesi bunda epirojenez yani kıta oluşum hareketleri etkili. Epirojenez. Tombol arkadaşlar bağlama seti. Bu dalga biriktirmesiyle oluşmuştur. Kıyı yakında bulunan ada ile ana kara arasında dalgalar getirdiği kumları biriktirirse ada karaya bağlanır. Bu oluşma biz ne diyoruz? Tombolo diyoruz. Türkiye'de tombolo oluşumunu en güzel örnekler Balıkesir'de, Kapıdağ Yarımadası, bir de Sinop Yarımadası. İkisini mutlaka bilelim arkadaşlar. Demek ki tombola dalga biriktirmesi dalgalar dış kuvvettir. İç kuvvet değil, tektonik hareket değil. Kaldera arkadaşlar, volkan konisinin sonraki patlamalarla, üst kısmın çökmesiyle oluşan daha büyük çukurla kaldera denir. Bu volkanizma ile oluşan bir yer şeklidir. Daha öncekiler soru olarak gelmişti bu. Aşağıdaki haritada 5 alan numaralandılar gösterilmiş. Bu alanların hangisi iklim ve yer şeklinin olumsuz etkisi nedeniyle daha az nüfuslanmıştır diyor. Arkadaşlar bir numaralı yer Çanakkale'de Biga Yarımadası. Yer şekilleri engebeli olduğu için nüfus yerek ama iklimde bir sıkıntı yok. İki numaralı yer Menteşe yöresi. ÖSYM burayı çok seviyor. Sorularda çok gelir. Burayı mutlaka iyi bilelim. Menteşe, Muğla. Nüfus yerek dağlık olduğu için Üç numaralı yerde arkadaşlar yer şekiller düz ve sade ama iklimden dolayı nüfus seyrek burada. Burada hem iklim hem yer şeklinden olumsuz etkisine bakacağız arkadaşlar. 4 numaralı yer Sinop çevresi dağlık oluş nüfus seyrek. 5 numaralı yer Hakkari hem dağlık hem de sert iklim koşulları var. Yani hem iklim hem yer şeklinden olumsuz etkisinden dolayı burada nüfus seyrektir. Demek doğru cevap ne olacakmış? 5. Buna göre aşağıda verilen ülkelerde hangisi Hazar Gül Havzası'na yer almaz? Hidrografik bölgeler su kütlelerine göre oluşmuş doğal bölgelerdir diyor. Arkadaşlar Hazar Deniz kıyısında Türkmenistan, Azerbaycan, Rusya, Kazakistan bir de İran var. Ukrayna arkadaşlar Hazar Denizi herhangi bir kıyısı yok. Ukrayna Karadeniz havzasını yer alan bir ülke. Yukarıda harita taranarak gösterilen bölgelerden hangilerinde yağış rejimi düzenli? Dünyada yağış rejimi düzenli olan iki iklim var. Biri okyanusal iklim, diğeri de ekvatoral iklim. Tabi bu iklimlerin nerelerde görüldüğünü harita üzerinde bulabilmemiz lazım. Şu Afrika'da geniş olan kısmın tam altına geçen düz çizgi, ekvator çizgisi. Dolayısıyla burada bir numaralı bölge Amazon havzasında yağış rejimi düzenli. Şimdi diyeceksin hocam 3 de ekvator üzerinde. Arkadaşlar Afrika'nın doğu kısmı yüksek olduğu için ekvatorun yüksek yerlerinde savan iklimi görülmekte. Yani şu 3 numaralı bölgede ekvator iklim değil, savan iklim var. Savan iklimde yazlar yağışlı, kışlar kurak. Ekvator iklimde her mevsim yağış almakta. Ancak güneşten ekvatora dik geldi. Mart-Eylül dönemlerinde yağış daha fazla buharlaşma arttığı için. 3 numaralı 2 numaralı bölge ılıman iklim iklim. Ilmanlık iklim iklimde de her mevsim düzenli yağış var. Batı rüzgarları ve sıcak su akıntılarından dolayı. Ancak en fazla yağış sonbaharda, en az yağış ilkbaharda düşmekte. Ama yağış düzenli. Burada doğruca 1 2 olacak. Diğer iklimlerde bakalım arkadaşlar. 4 numaralı yer Hindistan. Hindistan arkadaşlar muson iklimi var. Bu işaretli bölgede. Muson ikliminde de en fazla yağış yazan en az yağış kışın düşmekte Yani savan iklimiyle muson iklimi yağış rejimler birbirine benziyor. Beş numara bölge çöl. Çöllerde arkadaşlar belirli bir yağış rejimi yani yağış mevsim yok. Evet. Demek ki de olacak bir iki olacak. Buna göre yukarıda harita taranarak gösterilen bölgelerden hangileri heyelanların sıklıkla görüldüğü bölgelerdendir? Heyelanlar arkadaşlar yağışın etkisiyle suya doygun hale gelen toprağın altlık ana kaya ile birlikte yer değiştirmesine heyelan diyoruz. Fazla alan dağlık bölgelerde heyelanlar daha çok rastlanmakta. Şimdi burada hem yağış fazla olacak hem de dağlık olacak. Bir numaralı bölge arkadaşlar, kayalık dağlar var burada ve yağış fazla, okyanusal iklim. İki numaralı bölge, Kuzey Afrika çöl, yağış az. Üç numaralı bölgede arazi düz, bir de zaten kutuplara yakın yerlerde yağış çok fazla değil. Dört numaralı bölge, Himalaya Dağlık Bölgesi. Himalaya Dağlık Bölgesi'nde yağış da fazla. Beş numaralı bölge çöl. Artık şu çöl bölgeler ezberleyin arkadaşlar. Şu iki numaralı bölge ile beş numaralı bölge sorularda karşımıza sıklıkla gelir. Demek ki yağışın fazla, eğimin fazla olduğu arazilerde heyelan fazla olacağı için doğru cevap bir ve 4 olacak. Bir sonraki denemede görüşmek üzere. Hoşça kalın. Yalnız abone olmayı unutmayın.